Bu avukat yasağı biraz İmralı'daki sistemin, e, işkence ve teci sisteminin bir parçası. Tabii önemli bir parçası. E, bu sistemin aslında kuruşuna itibaren e, savunma hakkını engelleyen, gerçek anlamda avukatla Sayın Öcalan arasındaki iletişimi mümkün kılan e, bir e, şekilde dizayn edilmedi. Yani bunun aksi bir şekilde dizayn edildi. Yani İmralı'nın kurgusunda, inşasında, ...yani Sayın Öcalan'a göre inşasında... ...aslında tecrit bu kurgunun temel bir parçası. Dolayısıyla... ...zaten İmralı'nın seçilmesi de... tecrit uygulanabilir bir alan... ...olmasından kaynaklanıyordu. Bu konuda egemen gücün... ...hükümetin, devletin... ...İmralı adasını seçmesinin... ...temel yaklaşımı da zaten tecriti gerçekleştirmene olanak sunmasıydı. Bunların... ...bunun bir parçası da tabi avukat ayrı görüşü. Aslında bu son 10 yıla gelmeden önce biraz evveliyata evlata ilişkin de bir şey söylemek istiyorum yani bu e, tecrit e, imralı sisteminin içinde onun doğasında var zaten dediğim gibi seçilmesinin temel nedeni de bu e, ve bu ilk güne itibaren aslında avukatlara yansıdı mesela e, 99'da yani ilk avukat olarak sayın hoca'nın yanına gittiğimizde zaten bir sınırlılık vardı yani nedir İşte haftada o zaman başlangıçta haftada iki Gün ve birer saatte ama normal koşullarında yani Türkiye hukukunda o zamanki hukukta avukatlar yani gün hafta içerisinde gün içerisinde istedikleri saatte avukat e, müvekillerle görüşme olana sahipti. Yani avukat kısıtlaması avukat savunma hakkının kısıtlanması aslında ilk günden itibaren olan bir şey yani sınırlı sınırlı yani gerçekleşen görüşmelerde aslında son derece sınırlı olarak gerçekleşen görüşmelerde. E daha sonra tabi siyasal sürece göre dönem dönem e, e, gündelik ve dönemsel engellemeler oldu. Mesela neydi ilk süreçteki temel gerekçeler? işte hava muhalefeti yani bir ada olması, denizin orta, yani için ortasında olması İşte bu geleceği mümkün kılıyordu. Yani işte hava muhalefeti ya da e, işte gemi yer yer bozuk. Yani çeşitli gerekçelerle yine bu İmralı'nın pozisyonundan kaynaklı İmralı'nın seçilmesi hipostomal kaynaklı engellemeler oldu. Bazen bir hafta, iki hafta, bazen bir ay. E, o zamanlar da tabii ciddi bir gerekçe falan sunulmadı. Sadece ilk, e, o dönem idarenin aslında gösterdiği gerekçeler işte bahsettiğim gibi ya hava muhalefetidir ya geminin onarımıdır, bozuk olmasıdır. O gerekçelerle dönem dönem bunu engelledi. Ama e, işte 27 Temmuz 2011'de yapılan son görüşmeden itibaren bugüne kadar olan süreç farklı. Yani o başlangıçtaki şeyin kısıtlanması, avukat görüşlerinin kısıtlanması, daraltılması, savunma hakkının bir sınırlara tabi tutulması ve dönem dönem keyfi engellemeler yerine sürekleşen bir avukat yasağı dönemine 2011'den itibaren geçti ve bugüne kadar aslında bir yasaklama söz konusu oldu. Yani bunun doğal olmadığı çok açık. Yani 11 yıl boyunca sadece o 2019'daki 5 görüşmeyi saymazsak eğer müvekkillerinin e, müvekkilimizin ve tanı işte Hoca'nın ve arkadaşlarının avukatlarıyla görüşmemesinin sadece çok teknik anlamda zaman zaman başka müvekkillerimizle de yasadığımız bir avukat engeliyle özdeşleştiremeyiz yani On, e, bir yıllık bir ambargo söz konusu yani bu açıdan e, özellikle çok dikkate alınması gereken bir yaklaşım ve av, avukatlar, savunma avukat cephesi aslında İmralı sürecinden koparıldı 2011'den sonra ve bugüne kadar da yani orası savunmasız gelişen avukatların olmadığı durasıyla aslında e, Sayın Öcalan ve arkadaşları açısından konuya bakabilecek bir kesim onun cezaevi koşulları hakları, devam eden e, duruşmaları, ulusal hukuktaki davaları konusunda kendisiyle tartışabilecek olan Avukatlarla bağı 2011'den sonra koparıldı ve aslında İmralı sisteminden avukatlar dışlandı yani. Ve bu çok yapsal bir politik karar olarak, çok yapsal bir yaklaşım olarak e, alındı. Dolayısıyla o adayı, adadaki e, hapishane gerçeğini artık so bir parçası, temel parçası koparılmış bir şekilde devam eden bir süreç olarak görmek lazım. Tabi burada şuna da değinebilirim. Yani e, aslında ilginç olan temel noktadan bir tanesi şudur yani biraz önce kısmen biraz bahsettim. Devlet yani bunu bunu bir izaha kavuşturmadı. Yani e, bu 15 Temmuz'a kadar 15 Temmuz 2016'ya kadar 99'dan 2016'ya kadar e, zaman zaman e, devam eden ama 2011'den sonra sürekli olarak devam eden avukat yasağına ilişkin devletin bir argümanı yok. Yani bir dayanağı yok. Yani 2015'ten itibaren yani bir gereçe sunmaya e, sunmaya koyuyordular. Yani bir gereçe gösterme ihtiyacı duydular. Bahsettiğim nedeninden dolayı. Çünkü 2015 Temmuz'dan sonra Türkiye'deki tüm cezaevlerinde esasında İmralı sistemi uygulandı. Yani İmralı 15 Temmuz'la İmralı sistemi Türkiye'yleşti aslında. Yani oradaki uygulanan 99'dan beri devletin hukusal politik olarak orada inşa ettiği mekanizmayı 15 Temmuz'dan sonra yani şeye e, tüm Türkiye cezaevlerine uyguladılar ve bu kanun hükmündeki kararnamelerle bunu yasallaştırdılar. Aslında kanun hükmündeki kararların tümü yani cezaevlerle ilgili İmralı'dan edilen tecrübelerdir. İmralı'da pratik olarak uygulanan daha sonra kanun hükmündeki kararname dönüştürüldü ve tüm Türkiye e, uygulandı. Dolayısıyla İmralı sistemi Türkiye'leştiği zaman bir gerekçe şey sunma, onu bir kılıfa uydurma ihtiyacı duyuyorlar. Ama gerçekte yani bu böyle bir girişimde bulundular diyorum. Yoksa bir kılıf buldular demiyorum tabii. Ortada halen de bir kılıf yok. Burada mesela aile ve avukat görüşüne iki ayrı gerekçe sunuyorlar. Nedir? Bizim bildiğimiz. Birincisi işte volta atarken yani spor bir saatlik haftada arkadaşlarıyla spor yapma sürecinde son dakikalarda işte artık spor yapmayı bırakıp işte volta atmayı bir şey olarak, bir disiplin suçu olarak ifade ediyorlar ve bunu bunun cezası olarak da 3 aylık aile e, yasağı koyulu, aile görüş yasağı. Şimdi zaten hukukta aslında bunun çok yeri yok. Yani hani diyelim ki yapılan iş disiplin suçu olursa, olursa bile en fazla spor faaliyeti engellenebilir. Yani onu oradan hareketle aile görüşüne engellemeye kadar genişletilemez zaten. Yani orada da bir gereç olduğunu çok fazla söyleyemeyiz. Eee ikincisi avukat görüşü nasıl engelleniyor? Şimdi güncel olarak avukat görüşü yapılmadığı için avukat görüşleri de 2005'ten 2009 o 2010 2011 yılına kadar verilmiş disiplin cezaları gereçe gösteriyor. Şimdi o taylar arasında disiplin cezası verilmiş. Disiplin cezaları 15 er gün diyelim ki uygulanmış. Şimdi zaten uygulanmış yani onlar da zaten çok yasal değildi ama yani o 2010, 2005'ten sonra uygulanan disiplin cezaları üzerinden yeniden yani zaten uygulanmış cezalar ikinci kez aslında güncel anlamda avukat görüşünün gerekçesi haline geliyor. Çünkü yani güncel anlamda avukat görüşü yapılmadığı için nasıl engelleyecekler? İşte geçmişe dönerek şu şu tahliller arasında bu şey yapılmıştı. Disiplin cezası verilmişti. Ya yani bunlar hepsi infaz edilmiş. Hepsi de uygulanmış. İşte bundan dolayı güncel anlamda avukat görüşleri e, yasaklanıyor. Aslında ne Türkiye hukukunda ne uluslararası hukukta avukat görüşlerinin yasaklanması teknik anlamda mümkün değil yani. Dolayısıyla bunu bir hukuksal kavramla, hukuksal bir kararla yapma şansları yok. Zaten yani bu çok teknik bilgi ver vermek istemiyorum. Ancak mevcut e, avukat görüşünün yasaklanması Türkiye'deki en geri yani 15 Temmuz sonrasındaki düzenlene yasal düzenleme de bile mümkün değil yani. Sayın Hocanın savunma hakkı bu dismin cezalarına göre de kısıtlanıyor. Son derece kaygılılar. Aslında e, al, e, içeriksiz bir gerekçe oluşturmuşlar. İşte en azından kamuoyuna dışarıya suna, sunabilecekleri bir dismin cezasını gerekçe olarak formül etmek istiyorlar. Ama bu bunu o kadar dayanaksız ki e, bunu bir yol olarak da yani bunun boşa çıkarmaması için de avukatları bu sürecin tamamen dışında tutuyorlar. Yani hani halk deyimiyle kendi çalıp kendi oynuyorlar aslında. Yani ortada şey de yok. Herhangi bir e, e, avukatların dahi de yok. Zaten e, biliniyor yani Sayın Hocanın ilk bu aile görüş yasakları ilgili diskinin cezası verildiğinde kendisi itiraz ediyor. Yazılı olarak ceza itiraz ediyor. Arkadaşlar da da itiraz ediyor. Ama e, bir süre sonra tekrar tekrar otomatiğe bağlantıdan sonra Sayın Hocanın ve arkadaşları kendileri bile artık e, içeride e, bu İmralı Diskinin Kurulu'nun cezasına itiraz etme bile ihtiyacı duymuyorlar. Bu mekanizma otomatiğe bağlanmış bir şekilde artık e, sürdürülüyor. Yani bunun her ne kadar gereç olarak dislim cihazı söylense bile aslında halen herhangi bir ruhsal dayanın ortaya konulmadığını ifade edebilirim. aslında güncel anlamda durumu bu kadar ağırlaştıran e, bahsettiğiniz olgudur. Yani haber alamama olgusu. Yani eskiden bu e, 25 e, Mart 2020'deki son kısa telefon konuşmasından önce hani dönem dönem kendisinden bir şekilde haber alma durumu e, oluyordu ama e, neredeyse hani 20 aya yaklaştı bu süre içerisinde hiç he, haber alamama yani İmralı'daki olan biten her şeyin aileye avukatlara topluma dışarıya kapatıyor olması asıl kaygıyı aslında yaratan e, temel nedendir yoksa bahsettiğim gibi baştan itibaren zaten İmralı sistemi çok sıkıntılı bir sistem ve sürekli insan hakları ve hukusal açıdan son derece eleştirel olması gereken bir sistem ama son 20 ayın kendine özgü bir durumu var yani Mesela o yüzden e, hem ulusal hukukta kullanılan yani com, mutlak iletişimsizlik, hiç haber alamama gibi bir kavram kullan, e, kullanılıyor. Aslında bu kavram Birleşmiş Milletler literatüründe daha çok böyle kayıplara ilişkin, kayıp haline ilişkin kullanılan bir kavram. Aslında biraz İmralı'daki tablo biraz adeta o e, yani bir kayıp kendisine e, haber alamama bir kayıp halini andıran e, o ihlale, oldukça benziyor yani hiçbir şekilde sadece mesela aile avukat görüşünün yapılması da değil yani bunlarla birlikte kendisinin mesela yaşamına da en ufak bir haberimiz yok yani şimdi siz bana deseniz yani ya da diyelim ki yani e, herhangi bir avukatı aileye sorsanız Sayın Öcalan İmral'dan mıdır size evet diyemez yani yani örneğin orada mıdır hala bunu evet diyebilecek bir durumda değiliz yani hiçbir konuda ya da kendi sağlık durumu iyi midir evet diyecek durumda değiliz yani meseleyi olumsuz yapan bu koyu şekilde üzerine sanki perde çekilmiş ve tüm dünyayla katı bir şekilde ilişkinin kopulmuş olması durum. Yani bu bir bütünsel bir yapı. Yani bu yüzden e, mesele sadece Sayın Öcalan ile bağlantı değil. Onu, onunla birlikte aslında bir bütün olarak tüm Kürtleri kuşatan, tüm toplumu kuşatan, aslında Türkiye halklarının tümünü kuşatan bir problemin varlığına ve problemin ne kadar derin olduğuna aslında bir örnek oluşturuyor. Yani bu açıdan da tavır almak lazım? Hem Kürt halkının işte kendisine baş müzekeci olarak tarif ettiği, onu barışın ve çözümün sembol olarak gördüğü, işte Kürt siyasal tarihinin merkezi bir role sahip olan Sayın Hocanın 20 ay haber alamak zaten devletin Kürt meselesine ve Kürtlere bakışını da ortaya koyuyor. Bu da zaten son derece ciddi ağır bir problem. Ama bununla birlikte bunu yapan akıl aynı zamanda toplumsal hayatı, siyasal hayatı herkesi risk altına bırakan, kuşatan bir problemi de yaratıyor. Yani bu ikili açıdan baktığında daha duyarlı olmak da gerekiyor yani. Tabii devletin hem Sayın ilgili, hem Sayın sistemiyle ilgili, hem de aslında Kürtlerle ilgili, Kürtlerin geleceğiyle ilgili yani bir süredir aslında yani bir stratejik, farklı bir stratejik kulvara girdiğini, karlaşma girdiğini düşünüyorum. Yani bu anlamda ciddi bir yaklaşım olmaktan yani bir ciddi bir yaklaşım zaten yok ortada. Yani o fotoğraf biraz mesele ama cede, devlet aklı e, özellikle Sayın Hocanın İmralı'da sürdürülen 2013'ten itibaren başlayan o müzakere sürecinin tamamlanmasından sonra 2014-2015 sürecinden sonra aslında e, bir bütün olarak yeni bir kulvara girdi. Ve e, ve bu kulvarın yani bu yeni stratejik bir hamleye e, e, girdi bu stratejik hamle ki kamuoyunda çöktürme planı olarak e, ifade ediliyor biliyorsunuz. Yani bu aslında e, Kürdistan'ın yani sadece e, kuzeyiyle kuzey değil aslında Rojava'yı da güneyi de içine alan aslında e, Kürt coğrafyasının çok büyük bir kesimini yeniden kolonileştirmeyi esas alan aslında şiddetle, savaşla, katliamla sonuç almayı esas alan bir strateji inşa ettiği. Ve bunun girişini de zaten müzakere sürecinin ortadan kaldırılması ve İmralı tecritini biraz derinleştirmesiyle yaptı. Yani zaten devlet aklı yani dışarıda dışarıda kurgu dışarısı için tüm Türkler için sadece kuzey değil ama Rojava ve güneyi de kapsayan çok geniş e, Kürsan toplumu için kurguladığı yeni siyasal stratejiyi aslında açılışını İmralı'da yaptı. Yani bu açıdan baktığınızda İmralı'da şu an tamam geçmişten beri sıkıntılı dönem dönem sıkıntılı bir süreç yaşandı ama 2015'ten sonra devam eden süreci bir yeni stratejik akılın e, pratikleşmesi ya da yaklaşımın pratikleşmesi olarak e, görüyorum. Yani kendi ajandasında aslında e, Kürt, kim, Kürt kimliğiyle ilgili olumlu hiçbir şey taşımayan, barışa ve çözüme dair en ufak bir e, çabayı taşımayan ama onun dışında aslında Kürt kimliğini, Kürtlerin toplumsal dokusunu, özellikle kadın, özgür kadın kimliğini, e, işte Kürtlerin siyasal tem, e, temsilini, yani Kürtlerin tüm kazanımlarını hedef alan ortadan kaldırmak isteyen bir yeni bir program devreye koymuştu onda ve bu özellikle 2015'ten sonra 2015-16'da öz yönetim süreçleri de gerçekleşen o ağır ihlal süreci ve daha sonra Afrin Serikani gibi ya da bugün kimyasal kullanmayı da içinde barındıran yeni savaş hamlesi gibi. Tüm e, bu gelişmeler aslında İmralı tecritinin denileşmesiyle birlikte devletin e, başlattığı ve sürdürdüğü bir, bir planlamadır diye düşünüyorum.